Abi hoş geldin. Sorduk serimizin yeni bölümüne. Hoş bulduk. Merhaba. Bugün yine uçaklarla ilgili, uçaktaki seyahatimizle ilgili bir sorularım olacak sana. Uçuş modu var. Telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda. Uçaktan başka her yerde kullanıyoruz aslında bu modu. Uçakta da niçin bu uçuş modunu kullanmamız gerekiyor? 1990'larda işte cep telefonları yeni yeni yaygınlaşıyor ve en önemli olayların başında da telefonunuzu kapatacaksınız uçakta. Aman açık kalır, düşer uçak diye bizi yıllarca kandırdılar. Niye kandırdılar diyor çünkü cep telefonunun açık kalması nedeniyle düşen bir uçak kazası yani ispatlanmış bir konu yok ama tabii şurada da böyle bir geniş bir şey açalım, parantez açalım. Uçaklar o zaman ilk cep telefonları çıktığı zaman çok farklı markalar bu sektöre girmiş durumda ve burada da her telefonun çok çok değişik frekansları var. Yani işte uçakta pilotların önündeki sefer aletleri var, telsiz sistemleri var, binlerce elektronik sistem çalışıyor, şunlar bunlar bir sürü bir şey var. Yani bir elektronik bir karmaşa var. Acaba o elektronik karmaşada cep telefonlarının sinyalleri bunu nasıl etkiliyor? Çünkü her makinenin farklı bir sinyal çalışma yeri var. Farklı sinyalleri var. Geliyor gidiyor. Nasıl etki ediyor? Bunlar o dönemde herhangi bir değerlendirme bir kural konmadığı için her telefonun markanın modelin farklı farklı frekansları olduğu için bazı etkilenen sistemler oldu. Ama bu kesinlikle cep telefonundan bir uçak düştü mü diye sorsak bunun cevabı hayır. Ama etkilenen sistemler oldu mu? Oldu. İşte telsizler kesildi. Seyri sefer sistemleriyle ilgili aksaklıklar oldu. Tam sinyal alınamadı veya verimli bir şekilde alınamadı. Ya bir de şimdi düşün bir havayolu uçağı havada 850-900 kilometre hızla gidiyor. Hızlı bir şekilde kararın verilmesi lazım. Bir sistemle ilgili o minicik bir aksaklık büyük problemlere neden olabilir. Bugün de hala o zaman uçuş modunu almamız gerekiyor. Öyle mi? Tabii ki uçuş modunu almamız gerekiyor. Bu hem sistemleri karıştırmaması açısından bir de şöyle bir durum var. Yani işte havalimanında bekliyorsun. İşte 3 saat önce bir dış hat uçuşunda havalimanına gidiyorsun. E, vaktin çoğu nasıl geçiyor? Biraz cep telefonumuzu kurcalayarak işte okunacak mailler var, haberler var, seyredilecek videolar var. Ben çok fazla şey yapmıyorum ama mesela benim çocuklarım oyun oynar cep telefonları üzerinden. E bunun bataryası gidiyor. Ben biraz uçağa bindiğim vakitleri kafayı dinleme vakti olarak görüyorum. Ve daha böyle biner binmez hem bataryam bitmesin hem biraz rahatlayayım. Hem de artık hani böyle bir insan uçuyor ya uçmak çok keyifli bir şey. Çıkıyorsun işte 10 metre aşağıya bakıyorsun. Uçuş moduna alıyorum ki boşu boşuna telefonum çalmasın. internete bir yere bağlanmayayım. Yurt dışındaysam roaming olarak adlandırılan farklı yerlere bağlanıp oralardan ücret bana tas gelmesin diye büyük bir zevkle uçuş moduna hemen alıyorum. Kısa mesafelerde telefonla ilgilenmek yerine dinlenmek daha iyi olabilir dediğin gibi fakat diyelim ki Sidney'e uçuyorum. Bu durumda telefonunla ilgileneceğim, internete bakmam gerekiyor. Bazı uçaklarda Wi-Fi var. Telefonlarımızı uçuş moduna alıyoruz fakat uçaklardaki Wi-Fi aynı şekilde uçağın sistemini etkilemiyor mu? Ayrıca bu Wi-Fi nasıl çalışıyor? Onu da çok merak ediyorum. Şimdi nasıl işte ofiste, evde kablosuz internetimiz varsa belirli bir durumda uçakta da bu tür bir kablosuz internet sistemini havayolu şirketleri veriyor. Ama tabiri caizse öyle yerdeki gibi gürül gürül yüksek hızla işte fiberden aldık böyle bir hızla gidiyoruz. 1000 megabit downloadumuz var. 1000 megabit açıp bir yerlere gidiyoruz falan böyle bir durum söz konusu değil. İnternet genellikle uydu sistemleri üzerinden yararlanılıyor. Hatta Elon Musk'ın Starlink'leri var. ve i̇şte ülkemizde de izin çıkması bekleniyor. Mesela bazı uçaklar Starlink sistemi kullanıyor. O alçak irtifadaki uydulardan o sinyalleri alarak internet bağlantısı sunuyor. İletişim uyduları kullanarak alanlar da var ama hani bu biraz daha işte şöyle bir 200 megabaytlık video çektim şunu bir yollayayım Instagram'a yükleyeyim biraz uçaklardaki internetin hızı yavaş normal yere göre. Ha maillerini kontrol edebilirsin. Whatsapp mesajlarına bakabilirsin. Çok fazla yolcu giriyorsa kapasite düşüyor. Ama havayolu şirketleri giderek bunu para kazanacak bir yer haline görmeye başlıyor. Belki business class'ta uçan yolcular bedava girebiliyor veya işte elite plus gibi böyle özel yolcu programlarında yüksek kategorilerdeysen bunlara girebiliyorsun ama ekonomi yolcuları için bedava yapanlar da var. Belirli bir saat kısıtlı verenler de var. Ama dediğin gibi şimdi Türk Hava Yolları örneğin Avustralya uçuşlarına başladı. Şu an işte Singapur ve Kuala Lumpur aktarmalı hem Melbourne hem Sydney'e gidiyor ama çok uzun saat yani 18-19 saat havada kalınıyor. E dünyadan da kopmamak lazım. E kopmama anlamı da internet internete bağlı kalmak ama bunu böyle saatlerce bağlı kalmak etmek iletişimsizlikten iyidir. Bir gün Türk Hava Yolları'yla uçuyorum. İnternete bağladım telefonumu. Sonra da unuttum. Yemek yedim ve uyumaya başladım. Bir anda telefonum çalmaya başladı. Böyle bir millet döndü. Şimdi telefonun havada çalması. Bu arada şunu da söyleyeyim. Cep telefonunun sinyalleri yatay olarak dağılıyor GSM sinyalleri. Yani öyle 10 bin metreye kadar çıkıp yani tam sinyal alınabilir ama böyle bir %100 verimli bir şekilde konuşmak pek mümkün değil. Yatay bir şekilde yayılıyor sinyaller. Ama Wi-Fi'ye bağlıysan seni arayabiliyorlar cep telefonundan. Cep telefonumu aradı. Çok ilginç bir şekilde cep telefonumu hani böyle bir çağrı merkezlerine düşüyor numaraların arıyor ya. Arayan da o kişi bilmiyorum artık WhatsApp'tan mı aradı ne yaptı ne etti. O telefon çaldığı zaman hem de Atlantin ortasında kendimi hiç iyi hissetmemiştim onu söyleyeyim. Ama benim için uçaklar biraz kafayı dinleme yeri. Artık odaklanma sürelerimiz çok düşük. Uçaklarda böyle bir detoks yapmaya çalışıyorum ben. Ha bilgisayarımı açıyorum. ...izleyeceğim film varsa izliyorum okuyacağım. Dijital şeyler varsa onlara bakıyorum. Veya gerçekten elime bir kitabı alıp, dergiyi alıp o kağıda dokunarak orada benim okumak çok hoşuma gidiyor. Genelde mesajlaşma için kullanabiliyoruz. Ben de bunu bazen eğlenceye döküyorum. Yüksekte olduğumu bilen arkadaşlarıma mesaj yolluyorum. Adam 10 bin metre yükseklikten bize mesaj atıyor diye şaşıranlar oluyor. Uçağı beklerken telefonumu kullandım. Bataryası da biter tabii o durumlarda böyle. Uçuşta kullanmayacağım kesinlikle. Uçak modunu alacağım ama bataryasını şarj etmem gerekiyor. Uçakta şarj edebilir miyim? Bazı uçaklarda kablonun takılacağı USB girişleri artık mod C oluyor bir sürü sistemde. Böyle sistemler var. Koltuktaki nasıl ekranlı olan uçaklarda genellikle oluyor veya bazı uçaklarda ayrı yer ayrılmış oluyor. Onu takıp cep telefonunu şarj edebilirsin ama hani böyle bir muhteşem 10 dakikada telefonunu dolduruyor gibi bir durum olmuyor. Onu şarj ederken insan başlıyor kurcalamaya cep telefonunu. İşte bir oyun açıyorsun bir şey açıyorsun. Okuyacağım bir şey açıyorsun. Ama bir yandan da hani bataryanın bitmemesi anlamına geliyor. Çünkü insanın indiği zaman havalimanında ilk saldırdığı şeylerden bir tanesi hemen işte ne oldu? Bir mail geldi mi? Mesaj attılar mı? Veya seni karşılayacak birisi varsa ona arayayım, haber vereyim. Ya biz işte indik, sen neredesin falan gibi bir iletişim haline geçme durumu oluyor. E bunun için de şarj etmek lazım. Bazen işte yanımıza şeylerden alıyoruz. Powerbank olarak adlandırılan sistemler işte onlarla da ilgili son dönemlerde böyle sonuçta lityum iyon pil var içerisinde. Bunu da bir riske getiriyor yanında. işte patlamalar falan oluyor başka bir gün konuşuruz onu ama sonuçta cep telefonumuzu o sistemin olduğu uçaklarda tutup şarj edebiliyoruz tabii ki. Telefonlar, tabletler, bilgisayarlar hakkında uyarı yapılıyor bunca. Uçak modunu alıyoruz ama benim her uçuşta aklıma geliyor. Kablosuz kulaklıklar da şu an sistemlerine, mekanizmasına bir zarar verir mi? Vallahi kablosuz kulaklıklar daha yeni yani birkaç yıldır yoğun olarak hayatımıza girmiş durumda. Sonuçta onlar da işte ya cep telefonumuza bağlı ya bilgisayara bağlı ya tablete bağlı aralarında bir sinyal alışverişi oluyor. Ama özellikle kalkış ve iniş sırasında hani kemerlerimizi bağlıyoruz artık uçak kalkış modunda veya inişe gelirken bu tür kulaklıkları kabin memurları çıkartılması konusunda yolcuya talepleri olabiliyor. Amaç burada herhangi bir tahliye olduğu zaman kabin memurlarının dediklerini duyabilmek. Çünkü artık günümüzün kulakları o kadar iyi ki takıyorsunuz kulağınıza taktıktan sonra dünyada başka bir yere alemlere doğru dalıp dışarıyla ilgili İlişkinizi, her türlü bağlantınızı kesiyorsunuz. Örneğin bir yangın var, uçak kalkamadı, toprak alana çıktı, tahliye edilmesi lazım, acil çıkış kapılarına yolcuların yönlenmesi lazım. İşte bunları yaparken dünyadan biraz kopuk olmamız gerekiyor. İşte bu yüzden örneğin iniş ve kalkış sırasında camlardaki o pencereler, örtüler kaldırılıyor yukarı doğru, açık pozisyona geliyor. Amaç tamamen dışarıyı görmek ve olabileceklere karşı hazır olabilmek. Ekranda da anons yapılıyor yazısı çıkıyor. Belki o da bunun için. Tabii uyarmak için insanlara yani. Hocam olayını da keşfetmiştim, fark etmiştim. Son uçuşumda dikkatimi çekmişti. Merak etmiştim oldukça. Bu da bonus bir bilgi olmuş oldu. Bir gün daha detaylı da konuşuruz ama burada amaç yolcuların dışarıyla olan ilgilerini ortaya koymak. Bir şey oldu, başına bir şey geldi. Nerede, ne yapılıyor? Hızlı bir durumda tahliye için doğru acil çıkış kapısından yönlendirebilmek çok çok önemli. Aslında bütün bu kurallar yaşanan bazı bazı olaylardan alınan derslerle ortaya konuluyor ve geçmişin o işte kaza raporları bizlerin daha emniyetli uçması için aslında bazı neden sonuç ilişkilerine sahip oluyor. E sen telefonunu kapat dediği zaman sen kapatıyor musun? Uçuş moduna alıyor musun? Uçuş moduna alıyorum. Sonuçta interneti de kullanamıyorum. Ama böyle bir soru işaretiyle yaklaştı. Ee, bazen unutuyorsun galiba. Unutmuyorum ama kalkana kadar belki açık kalıyor olabilir. Yani genellikle pist başına evet. gidinceye kadar izin veriliyor veya indik Sonra pisti terk etmeyle birlikte buna izin verilebiliyor. E yani geçmişte böyle aman özellikle yaşlılar kapatın telefonlarınızı, uçağımız düşecek falan diyorlardı. E i̇şte burada da anlattık ki böyle bir olayın gerçek bir durumu yok. Ama yine de uçuş öncesinde uçuş moduna almakta fayda var, dikkat etmekte fayda var. Bu bir kural sonuçta uymak zorundayız. Peki teşekkür ediyorum cevapların için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim.